Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yağız ve bugün sizlerle beraber Craft Rise'dan Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün Skywars oynayacağız ve Skywars'ta çok değişik bir challenge yapacağız. Bazılarınız bilmiyor olabilir ancak arkadaşlar yakın zamanda Craft Rise'a RVIP adında, RVIP Plus adında iki farklı VIP eklendi. Ve bu VIP'leriyle arkadaşlar Craft Rise'daki bütün özellikleri açabiliyorsunuz. Çeşitli çeşitli görünüm özellikleri ve oyunlardaki daily dehşet bütün VIP özellikleri açılıyor. Üstüne üstlük tapta vesaire her yerde arkadaşlar adınız rengarenk oluyor. Peki neden bu kadar ilgi çekiyor ve neden ben şu anda bunun videosunu çekiyorum? Arkadaşlar bu VIP sınırlı olarak geldi ve Craft Rise'ı desteklemeniz için geldi. Bu arada önüme bir kankam geçti, selamlar olsun ona da. Bu VIP sınırlı geldiği için oyunda bunu gördüğünüz zaman şaşırıyorsunuz. Yani çoğunlukla insanlar şaşırıyor. Oha bunu cidden almış mı? Oha biri RVIP Plus, oha nasıl olur? Az önce ben deneme için arkadaşlar lobiye geldim ve lobide videoya girdim söyledim. Herkes böyle baktı, sen kimsin dediler önce, beni bir tanımadılar. Sonra ulan sen Yağız mısın? Yok Yağız değilsin, Yağız'ın tagı var falan dediler. Sonra benim RVIP alan Yağız olduğumu anlayınca herkes böyle şaşırdı bir kaldı arkadaşlar. Daha çok böyle challenge videosu için şu anda videoya like atmayı unutmayın. Hadi o zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda ilk oyun beraber karşınızdayım ve RVIP'de şu şekilde tapta görebilirsiniz. Üstelik RVIP Plus markette dediğim gibi bu ürünler arkadaşlar stoklu sayıda olduğu için ve sınırlı sayıda olduğu için çok fazla dikkat çekiyorlar ve oyunda da bu şekilde birini gördüğünüz zaman direkt targetlanıyorsunuz ve kesmeye çalışıyorsunuz. Şu anda ben orijinal adımla oynuyorum arkadaşlar. Yani benim Minecraft'taki orijinal fake yakızır adımla oynuyorum. Bu yüzden çok daha dikkat çekiyorum. Misal az önceki oyunda gördüğünüz arkadaşlar dikkat çektiğim adam Ender Pearl attı, direkt beni aşağı düşürdü. Yapacak çok fazla bir şey yok aslında arkadaşlar. Çünkü RVIP'im bir de YouTuber tagım yok. Yani şu anda disguise olamıyorum. İnsanlar benim ben olduğumu anlıyor ve benim ben olduğumu anlayınca 2x target diyorum. Niye bilmiyorum ama diğer YouTuberlar oyunda falan salıyorlar arkadaşlar. Beni görünce herhalde sürekli disguise oluyorum diye direkt dalmaya çalışıyor insanlar ve beni kesmeye çalışıyorlar. Diğer YouTuberlara millet salıyor falan, bana direkt VS için geliyorlar abi. Bana direkt dalıyorlar. Ben vallahi şu an korktum arkadaşlar. Evet arkadan bir delikanlı geliyor. Sana vuracak, ben de seni ona boostlayacağım. Bu çocuk bana vurmamaya çalışıyor ama o yüzden siz ikinizi ben yalnız bırakacağım. Çünkü o çocuğun seti benimkinden iyiydi. Beni kesebilirdi. Ben buradan ortaya doğru gideyim arkadaşlar. Buradaki chest'i açmışlar ama ben yine de bir bakmak istiyorum. Şuradan bir tavuk çıkardım zaten. Bu tavuğu da şuraya spamlayayım. Bu tavuk iş yapar burada ki şuradan bir delikanlı geliyor. Delikanlı bana gelmezsin inşallah. Tamam o beni bıraktı mı? Aynen bıraktı. Ben şuradan kaçayım arkadaşlar şu tarafa doğru. Buradaki chest açılmamış gibi gözüküyor. Allah açmışlar bunu ya. Peşimden şu an farklı bir delikanlı geliyor. O delikanlıdan kurtulmam gerekiyor arkadaşlar. Aa geliyor. Hala geliyorum, evet hala geliyor ve kaçacak noktam yok şu anda. O zaman taktik deneme vakti arkadaşlar. Seri şekilde çıkabildiğim kadar yukarıya çıkmam gerekiyor ki çocuk bana vuramasın. Ve çocuk durdu, vurmayacak galiba. Alev topu falan vardı, inşallah atmaz arkadaşlar bize alev topunu. Alev topunu atarsa vallahi yandık. Ben böyle son zamanlarda arkadaşlar bayağı bir yayın açıyorum sahurlara kadar falan. İşte bu RVIP'nin geldiği gün herkes birden bir telaş yaptı. Yağız yeni VIP var lobide, işte lobide RVIP diye bir şey var, bu ne Yağız tarzında yayına değişik değişik yorumlar gelmeye başladı arkadaşlar. Ben de dedim ulan bu ne? Oyuna bir girdik, oyunda hakikaten RVIP diye bir insan var ve bu delikanlı herkesten çok fazla ilgi görüyordu. Ve yanımda da Semih var. Semihciğim böyle fotoğraf çekildiğin için, böyle yakışıklı olduğun için teşekkür ederim kankam. Ama sende set vardır yüksek ihtimal, seni şöyle içeriye doğru kesiyorum ki senden çıkan itemleri alabileyim. Set yokmuş Semihciğim ama teşekkür ederim. Ne diyorduk en son? RVIP hakkında konuşuyorduk abi. İşte çok fazla ilgi gördü falan yayında ve bana sürekli dediniz ki bu RVIP al, bununla video çek, bununla oyuna gir. Ancak şöyle bir sorun vardı arkadaşlar. RVIP olamıyorduk çünkü yeni gelmişti ve ayarlanmamıştı. Ben bu videodan önce rica ettim ve sizleri kırmadan arkadaşlar Craft Rise yetkilileriyle beraber böyle bir video çekmek karar verdik. Ve bu delikanlıyı kesebilir miyiz? O delikanlıyı kesersek arkasından farklı bir delikanlı geleceğe benziyor. Furkan ya, Furkan. Ah be Furkan, vah be Furkan. Furkan nereye gitti lan? Işınlandı mı o çocuk? Aa ben onu da kestim. Ulan çok profesyonel oynadım. Nasıl kestiğimi anlamadım ama kestim arkadaşlar. Bu benim profesyonelliğimden ötürü, yani başka bir şeyden ötürü değil. 4 kişi kalmışız. Bir tane çocuk şunun üstünde duruyor şu anda. Kalan delikanlıları bulmaya çalışıyorum. Şurada bir delikanlı var. Onu kesebiliriz belki. Kardo direkt dalma ya. Neyse kılıcını falan attı. Çocuğun zaten tahta kılıcı vardı anladığım kadarıyla. Evet tahta kılıcı vardı. Çocuk biraz şanssız başlamış bu oyuna arkadaşlar. O yüzden rahatça kesebildik bu delikanlıyı. Evet etrafıma bakıyorum, 30 blok ötede şu anda bir delikanlı var gözüküyor. Şurada duruyor çocuk. Selam, ne haber? Ne haber? Tamam o çocuk orada kalsın, orada takılsın arkadaşlar. Bende ok falan yok zaten, o çocuğu oradan düşürmeye çalışamam şu anda. RVIP ile ilk oyunumuz fena gitmiyor. Bundan önce birkaç deneme oyununa girdim açıkçası ve çok fazla target attılar arkadaşlar. Sürekli beni kesmeye çalıştılar. Abi sonu bırak beni lütfen yazdı chat'e. Abi dur foto. Hasan sen de niyeyse ben bir korku sezdim, yani ben senden bir korktum. Beni düşürecekmişsin gibi hissediyorum Hasan. Tamam gel Hasan şurada çekinelim. Burası düşme ihtimalimin en az olduğu yer herhalde. Hasan TNT ile altımı mı patlattı? Evet Hasan niye böyle bir şey yaptın kanka? Ben seni sevmiştim oysa. Ah be Hasan, vah be Hasan. Ulan Hasan, ulan Hasan, troll Hasan ya.
Hasan'ı ben sevmiştim arkadaşlar ama Hasan bizi arkadan patlattı. Hasan'cığım beni üzdün canım, kalbimi kırdın. Ben böyle bir insan değildim oysa. Arkadaşlar Hasan'ın bu TNT ile trollemesi şerefine bir like atar mısınız ya? Adam beni öldürmeye çalıştı direkt ya. Mesela ben Ray VIP olmasaydım, üstümde şu an fake ya güzel yazmıyor olsaydı, her şey böyle günlük bir lastiklendik, normal bir oyuncu gibi oynasaydım, şu anda kimse bana vurmayacaktı. Ve belki de çoktan oyunu kazanmıştım çünkü bu iki arkadaş da şu anda pusuya yattılar oyunun sonuna kalabilmek veya beni öldürebilmek için. Alanın daralmasını bekleyeceğiz herhalde mecburiyetten hep beraber çünkü ikisi de farklı farklı yerlere kaçtılar ve ikisi de aşağı inmiyorlar vs atmaya. Üstelik bende şu anda hem kılıç hem de set eksiği var. Hatta üstüne bir de yay eksiğim de var şu an, hani yay da yok ya bende, öyle güçlü bir yay da yok. Ama bu map'in ortası arkadaşlar çok çirkin, bana bir kere bile dokunurlarsa ben direkt arkadaşlar aşağıya düşerim şu anda. O yüzden çok fazla bir şey yapmak istemiyorum ya. Ortaya doğru da gidiyorum mecburiyetten çünkü diğer çocuklar pek gelecekmiş gibi durmuyorlar. Ve ben mecburiyetten şu an ilerliyorum ama kendimi garantiye ala ala ilerliyorum ki çocuklar beni trolleyerek düşürmesinler. Şöyle biraz daha kapayacağım şuraları. Lan ne oluyor? Üstümden biri geçti sanki. Yemin ederim üstümden biri geçmiş gibi hissettim. Şuraları kapatacağım arkadaşlar. Direkt kafama atlarlarsa ölürüm çünkü beni aşağı düşürürler. Aşağı düşmek şu an en son istediğim şey biliyor musunuz? En son istediğim şey. Tamam şurayı şöyle kapayacağım, kendimi garantiye alacağım. Şu köşeyi de şöyle kapayacağım ki biri kafama atlarsa kendimi koruyabileyim. Evet, bir tane çocuk alanın etkisiyle arkadaşlar öldü ve şu anda son delikanlı kaldı. Evet, son kaldın kardeşim. Ben de Ray VIP Plus pek ya güzel. Gelmek ister misin? Yine orada kalacak mısın öyle? Evet, bir tane güçlü yay buldum. Şu an o çocuğu düşürebiliriz belki. Ama oka ihtiyacımız var arkadaşlar ve çocuk da pek aşağıya gelecekmiş gibi durmuyor. Orada kaldı öyle. Sandıklar yeniliniyor mu? Yok. Bitiş diyor. Berabere kalacağız herhalde çocukla. Ama benim 3 kilim var. Oyunu bana vermesi gerekiyor diye düşünmekteyim. Buraya gelecek misin kankam? Bak buraya gel, buraya. Çocuk şey yazdı lan chat'e, çakmasın biliyorum abi yazdı. Kardo ben seni düşüreyim ya. Yağız abi o ismi kullanmıyor. Aaa. Yağız abinin ismini kullanıyorsun dedi, pardon. Abi çocuğa yazık oldu. Bu videoyu görünce çok üzüleceksin o zaman kankam. Ben oyunun başında şey de yazdım oysa. Arkadaşlar videodayım, hani chat'e mesaj falan atmayacağım, haberiniz olsun yazdım. Bu arada bu geriye doğru düşüyor mu buradan? Yok düşürmüyormuş, tamam. Şöyle çıkacağım arkadaşlar kendimi koruya koruya, çocuk bana vuramasın diye. Çocukla vs atmak şu an amacım ama buradan düşürmediğini bilmiyor herhalde. Kankam düşüremezsin beni o şekilde. Ya bu çocuk yüksek ihtimal bu oyunu kazanır çünkü şu an tilt etmeye oynuyor arkadaşlar. Hani oyunu ben kaybetmeyeyim ya, ben oyunu kazanmalıyım diye oynuyor. İşte bizim bu. Ve çocuğu aşağı doğru düşürdük arkadaşlar. Aşağı doğru düşürekten de çocuğu kazandık. Beni öldürmeye direkt atladı kafam ama kazandık oyunu çünkü aşağı düşürdük. Ben taktiğimi güzel yapmıştım. Ben oyunu kesin kazanır diye düşünüyordum abi. Çünkü çocukta tam kazanma tipi vardı abi. Çok pusmuştu. Bu oyun benim diyordu ama kazanamadı. Geçmiş olsun. Neyse devam edelim bari abi. Farklı bir oyuna girdik ve yine şöyle arkadaşlar gösterdiğim bir Ray VIP Plus'ımız var. Bu VIP bence aşırı ilgi görecek arkadaşlar. Çünkü çok sınırlı sayıda ve çok da böyle nadir bir VIP. Herkesi göremeyeceğiniz bir VIP. Herkesi göremeyeceğiniz bir VIP türü olduğu için oyunda insanlar gördüğü zaman bunu şaşıracak. Dediğim gibi o ilk revip alan çocuk vardı ya, yayında aldı, benim yayındayken aldı. Çocuğun bayağı ismini bütün chat öğrendi, herkes öğrendi, millet çocuğun adını saykırıyor böyle. Ulan ulan revip alan çocuk işte burada, ho ha ha ho falan. Tamam böyle tepkiler gelmedi ama buna benzeyen şeyler vallahi söylediler arkadaşlar. Millet revip aldı diye çocuğu bildiğimiz böyle göğe çıkardı. Çünkü o bir ilkti, anlatabiliyor muyum? Hani o çocuk oranın ilkiydi arkadaşlar ve o bilinmiyordu yani, ilk defa böyle bir şey yapmıştı. İlk yaptığı için de herkes şaşırdı, yeni gelmişti VIP. Tabi zamanla insanlar buna alıştıkça çok daha kolay bir şekilde arkadaşlar oynayabilecek oyunlarını bu kadar target yemeyecek diye düşünüyorum. Aslında RVIP'ye bir de disguise özelliği getirseler aşırı hoş olurmuş biliyor musunuz? Çünkü RVIP'lere ben target atacaklarmış gibi düşünüyorum. Biri oyunda RVIP birini gördüğü zaman ulan bu RVIP bunu gidip kesmeliyim diyecek bence. Disguise özelliği mantıklı olabilirmiş. Bunu yapmaları gerekiyor muymuş? Aslında yapılabilir ya. Çok hoşuma gitti şu an. Niyeyse mantıklı geldi bana bu. Ama YouTuber ve yayın açan dışında insanlara da disguise özelliği verirlerse belki biraz trolleyebilirler. Zaten yetkililer bunu düşünmüştür. Belki akıllarından geçmiştir revip'lere disguise verelim diye. Ama benim dediğim gibi bu troll olayını düşünüp sonra vazgeçmiş olabilirler. Ulan milleti trollerler. Haha komik olmaz falan tarzına düşünmüşlerdir. Çünkü millet kendini işte böyle ben yayıncıyım falan tarzına, disguise oldum falan tarzına tanıtabilir. Bir de disguise özelliğini verince farklı isimleri falan bürünebiliyorlar ya, o biraz sıkıntı yaratabilir oyunculara. Yani oyuncuların mağdur olmaması için arkadaşlar mantıklı bir şey yapmışlar. Evet az önce mantıklı geliyordu bu özellik, şu an mantıksız geldi niyeyse. Aa buranın üstünde chest varmış, çocuk gitti buranın üstündeki chest'i açtı ya. Oğlum bende bir tane pantolon var, başka hiçbir şey yok. Sen gittin oradan chest meş topluyorsun. Ayıp etti şu an bu çocuk bana.
Aa çocuk karşıya gitti lan. Tamam harika. Onlar orada bir vs atsınlar. Onların vs'sine ben bir clean up atayım. O clean up'tan aldığım zırhları ben bir giyeyim. Sonra ben bu oyunu kazanırım abi. Oh mis mis. Sen o çocuğu düşürdün ya. Senin bayağı az kalbin kalmıştır şimdi. Oğlum ne yaptın lan? Çok güzel oynadı. Öldük anasını satayım. Çocuk çok güzel oynadı lan. Dokunamadım çocuğa. Çok olta attı böyle. Zıp 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 oldu. Evet farklı bir oyuna daha beraberim arkadaşlar. Bu arada şu anda arkada ezan okunuyor. Aziz Allah diyorum. Herhalde ezan sesinden rahatsız olmazsınız arkadaşlar. Mikrofon çok böyle arkadaşlar arkadaki sesleri aldığı için biraz rahatsız edici şekilde alıyor olabilir böyle. Aşırı fazla alıyor olabilir. Benim sesimi kısıyor olabilir. Ancak öyle bir şey olmuyordur diye düşünmekteyim. Kardeşim beni niye az önce düşürmeye çalıştın sorabilir miyim sana? Neden böyle bir şey yapmaya çalıştın? Az kalsın düşüyordum. Pro blok taktiklerim olmasaydı düşecektim yani. Niye böyle bir şey yaptın ya sorabilir miyim? Oradan farklı bir delikanlı geliyor. Ben mecburiyetten adama doğru kaçacağım arkadaşlar. Çünkü bunların ikisinden biri beni yüksek ihtimal dürtebilir. Abi foto. Az önce de çocuğun biri foto dedi. Sonra çocuk geldi. Beni TNT ile patlatmaya çalıştı. Ben sana niye güveneyim şimdi? Ya sen de beni TNT ile patlatırsan. Ana çocuk uçtu lan havada asılı kaldı. Şahitleri var çocuğun. Bak az önce beni düşürmeye çalışan çocuk abi foto diyor. Yok senin gelmene izin vermem kardo. Sen gelme. Sen gelme bak kılıcını falan sallıyorsun sen zaten. Sen vuracaksın bak biliyorum. Senin vuracağından ben adım gibi emindim zaten kardo. O yüzden sana vurmak istemiyorum ama bu çocuk çok tatlı gözüküyor. Gildi falan bu çocuğun pelerini var. Sen vurmayacaksın ben sana biliyorum. Ya saldın ya. Kankam şuraya gelsene ben senin pantolonunu alayım. Pantolonunu alayım lan senin pantolonun lazım bana. Vallahi dur yanarak öl. Düşme aşağıya düşme. Vallahi pantolonun lazım. Ya gel şöyle gel. Tamamdır kestim teşekkür ederim kankama da sağlığı için. Salmasan tabii ki VS'de atsak olur da. Millet videoda olunca şey oyuncular salıyor. Biz videoda olunca oyuncular target atıyor. Abi foto. Ha. Kanka lütfen kesme. Lütfen kesme. Tamam kesmedi galiba değil mi? Kesmedin değil mi? Şu an kesmedin değil mi? Oğlum bu challenge çok aşırı zor ya. Aşırı zor bir challenge yapıyoruz şu an biliyor musunuz? Lan saldı saldı ve teşekkür ederim kankam. Çok sağ ol. Oyunu da kazandık. Ya dediğim gibi böyle görünür bir şekilde oynamanın zorlukları var ama kolaylıkları da var arkadaşlar. Böyle kardeşlerim, canım arkadaşlarım bana yardım edebiliyorlar oyunu kazanmam için. Tabii bu ne kadar eğlenceli oluyor size onu bilmiyorum. Ama bu videonun konusu bu yani. Bu bir challenge arkadaşlar bence. O yüzden hani bunu da gösterdiğim için size bu videonun konusu ayrıyeten bu oldu gibi hissediyorum. Çünkü normal videolarımda zaten full disguise olduğum için kimse bana salmıyor. Ben kendim gidip kazanıyorum. Bu video ilk defa Yagizor'a salındığını görüyorsunuz o zaman öyle diyeyim ben size. Sizin için de güzel bir macera oldu arkadaşlar. Siz de böyle bu içeriği ilk defa gördünüz o zaman. Kardo ben seni bir düşüreyim mi ya? Kusura bakma vallahi özür dilerim. Arkamdan başka bir delikanlı gelecek çünkü. Seni kesmezsem o delikanlı bizi keser ki oradan farklı bir delikanlı geliyor. Şu anda delikanlıların istilasına uğradık arkadaşlar. Hop şuradan pantolon aldım. Oraya doğru kaçıyorum. Pantolon işime yarayacaktı bir tek oradan. Şunu attım şunu giydim. Şuradan bir alev topu ver bakayım envantere. Şunu at şunu da şöyle ileriye doğru spamla. Sağda solda birileri varmış. Şurada bir delikanlı var ama bana vuruyor. Ne yapmamı önerirsiniz şu anda? Hadi şu an düşünün telepatik olarak ben sizden taktik alıyorum arkadaşlar. Bana taktik söyleyin. Ya git şuraya vur. Abi işte şunu yap. Kardeşim şunu yapsan şu an çok hoş olur. Bence şu an bir clean up atman lazım oraya Yağız diyorsunuz. Şöyle bir çocuğa atsam şunu tutmadı. Keşke kendim patlatıp çocuğun kafasını atlasaydım. Takım yapıyor. Sizce fotoğraf mı çekilecek bizi mi trolleyecek? Valla ne yapacağımız konusunda hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Şu an birazcık korktum ya. Abi foto diyor. Foto foto gelsen beni keser misin? Foto foto foto. Tamam gel ya hadi gel hadi gel. Aa Ender Pearl çıktı lan bu Ender Pearl benim bayağı işime yarar. Şuradan da bir alev şeyini atayım biri bana alev atarsa korur beni. Burada güzel itemler varmış aslında bu adanın sahibi niye bunları almamış lan? Herhalde çok professional bir oyuncuydu ya da bunların hiçbirine ihtiyacı yoktu. Kankam bakalım fotoğraf mı çekileceksin yoksa beni kesecek misin? Sanki o sol klik yapıyor beni kesecekmiş gibi ya. Oyunda daha 4 kişi de var. Ben bundan ya kaçacağım ya kaçacağım. Bunlar beni kesecekmiş gibi hissediyorum çünkü ben. Geçen oyun gördünüz. Çocuk foto dedi. Altıma TNT koydu patlattı. Yani bizim iyi niyetimizden yararlanabiliyorlar. Çoğu oyuncu hiç değilse öyle yapabiliyor arkadaşlar. Abi foto veya işte kardeşim foto deyip işte böyle kafama vurabiliyorlar. O yüzden pek imkanım olmuyor yani yapabildiğimi yapmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince yardımcı oluyorum diyeyim ben size ki delikanlılar. Piş piş şu şu. Aa şuraya bir çocuk atladı. Kardo ben seni ya düşürürüm ya düşürürüm. Sen beni kesersin. O nasıl set öl? Anasını satayım. Öldük. Ender Pearl'ü yanlış attım. Evet neyse zaten videonun başından beri söylüyorum. Böyle şeyler gerçekleşebilir. Disguise olup 1-2 oyun atıp böyle eğlenceli PvP anları göstermek isterdim size. Ama şu anda RevVIP olduğum için disguise özelliğim yok arkadaşlar. Neyse hepinizi çok seviyorum. Sonraki videolara kadar görüşmek üzere arkadaşlar. Sizleri öpüyorum. Hoşçakalın.